Evet, Hak Yemez Derviş. Evet, buyurun. Hoş bulduk. Bezirgan Köyü'ne geldik. Çok hoşumuza gitti. Çok. Ayrılmak istemiyoruz. Baksana, giderken de buradan yürüyüşe başladık. Dönüşte de senin çayını içmek için geldik. Sağ olsun, taze çay demliyorsun bize. Niye Hak Yemez Derviş? Merak et. Hak Yemez Derviş. Niye? 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 Biz inanç ve kültürlerimize göre helalından fazlası haramdır. Çok kazanmak bizim için iyi güzeldir ama helalını kazanacaksınız. Ben bir Alevi olarak alnımın terini alır onu yer ama alnımın terini de başkasına yedirmem. Onun için de Hak Yemez burada, Hak Yemez Derviş budur. Çok güzel. Her şey Allah için. Çok güzel. Her şeyi çok güzel özetledin. Evet, evet. Hak Yemez Derviş. Seni çok seviyorlar. Ben de seni seviyorum. Benim müdürüm de buralı. Sizin adınızı verdim bana. Evet. Özellikle buraya ilk geldiğimde sizi sordum zaten. Oradan bana dediler ki işte kahvesi var. Ama kalabalık olduğu için misafirlerim vardı. Biz yürüyüşe devam edelim. Biraz köyü anlat ya. Köyümüz Bezirgan. Bezirgan, özgeçmiş olarak Bezirgan. Ben köy dedim ama köy şu anda, köydü de şu anda büyükşehir yasalarına göre Kaş'ın mahallesi oldu. Kaş'ın mahallesi. Kaş mahallesi oldu. Köyümüz şu anda 7500 metrekare. Burası yayla iklimi. Kalkan sahilimiz olur. Yani burası yaylamız, kalkan sahilimiz. Ve bizim simge olarak bir ambarlarımız var. Çok güzel. Sabah gezdik biz orada. Evet, ambarlarımız. Bundan 40-50 sene önce banka sistemleri olmadığı zaman köyümüzde bankacılık görevi yapıyor. Bütün işlemleri ambarlarımız görev yapıyor. Evet. Evlenmiş gelinlerimiz, eşlerimiz ziynetlerini ambarlara bırakıyor. Değerli eşyalar. Aynen. Ve bir tane bekçimiz var. Ambar bekçisi olarak. O zamanların şartlarında şu anda yok. Şu anda yok. Yok. Hani sadece ambara geldiği vakit ambarda buğdaylarımız vardır. Ambarların da bir özelliği likya mazarıdır. Hani likya mazarının kopyası. O lahite benzetmişler. Aynı. Evet, işleri de aynıdır. İşleri de aynıdır. İşleri de aynıdır. İşleri bu şeyden mi kaynaklanıyor? Burası likya yolunun bir uzantısı. Aynen. Merkezi sayılabilir çünkü buradan geçiyor o yol. Çünkü biz üçüncü kuşağız burada hani yerleşim olarak. Bizde Likya var, Roma var, Bizans var, Osmanlı olarak biz İslam'da. Üç tane uygarlık üst üste. Bu ambarların üstünde bir asar dediğimiz bir tepe var. Buranın ismi Pira diye geçer. Noel Pira. Pira. Noel Baba Patara'da doğuyor, Pira'da eğitimini yapıyor. Orası bir medrese olarak görülmüş. O İxantos'un bir uzantısı aynen, değil mi? Aynen. Büyükşehir orası. Evet. Santos. Başkentleri Santos oluyor. 13. yüzyıla gidersek de Aptal Musa. Aptal Musa Horasan'dan çıkıyor Anadolu'ya geldi de Orhan Gazi'nin yanına geliyor. Orhan Gazi ile Bursa'nın fethine katılıyor. Bursa'nın fethinden sonra Orhan Gazi Aptal Musa'yı bir ışık olarak diyor Anadolu'ya açıl diyor. Bu ışık bitti diyor. Ve Aptal Musa buraya tekkesini kuruyor. Tekkesi var mı? Var. Ama şu anda yok. Şu ama mevki olarak kadarıyla bir eksilme var. Tekke diye bir mevkiimiz var. Orada bilinmeyen mezarlarımız var. Hani o zamanki Aptal Musa'nın tekkeyi kurduğu. Ha, 13. yüzyıldan sonra bir deprem geçiriyor burası. Deprem geçtiğinde şu anda altımızda üç tane uygarlık Osmanlı'ya gelince evet altımızda. Toprağın altında. Altında. Evet, zaten arazi olarak belli evet. Zaten. Evet. Toprak birikimcisi burası. Aptal Musa diyor, Kalkan'a geldim diyor. Kalkan diye, o zaman Kalkan ismi değil. Fethekan olarak geçiyor. Hani Kalkan'ın diyor yakın bir köyüne geldim. O zamanki ismi de Fetheke buranın. Oraya dergahımızı vurduk diyor. Ama diyor baktım diyor hapta bir bozukluk yok diyor. O zaman diyor bir iki mürit bıraktım diyor.
Elmalı tarafına gidiyorum. Elmalı Tekke'ye varıyorum. Elmalı Tekke'de dergahını kuruyorum. Tarımsal. Evet. Gittik orada. Evet. Şimdi burada köy olarak sorsan hepsi... Ben şunu sormak istiyorum. Yani biz dışarıdan hani geldiğimiz için çok beğendik ama siz burada yaşayan biri olarak mutlu musunuz? Mutluyum. Önemli olan bu. İnsanlarla ilişkileriniz, köylülerle ilişkilerinizde bir sorun yoksa yok. Zaten mutlusun. Ya halk olarak değil, bir de bu Bezirgan'ın öyle bir özelliği var. Hani şu anda dünya buraya gözünü dikti. Hani yabancılar da gelip yerleşiyor. Aynen. Yerleşme değil. Hani korunması için. Ama ev yapanlar varmış da herhalde. Birkaç tane var. Onlar şu oldu şu anda. Durduruldu. Niye? Çünkü burası pilot bölge seçildi. Ne açıdan pilot bölge? Yani koruma altında. Hani köyün doğası şekli bozulmamış. Peki ben burada bir arazi, bir yer alsam ev yapamam mı? Ev yapacaksın. Sana diyecekler ki belirli bir prosedür var. Hani köye uygun şeyleri bozmak şartıyla. Köyün beton ev olmayacak. Aynen. Taş ev olacak. Aynen. Kaç metrekare atalım? 75-80 metrekare. Hani bunu bozmayacaksın. 4 metre bir benim amni şu değil. Hani aynen köye özgü evini yapacaksın. Altı ağır. Bizim evlerin altları ağır. Evet. Eskiden. Üstleri. O özelliği korumak gerekiyor. Evet. Üstleri konaklamadır. Onun için var ya. Öyle bir... Ne güzel. Gelip yerleşelim bu arada. Bekleriz. Emekli olduğumuzda burada yaşayalım. Daha emekli olmadınız. Yok. Devam. Evet. Devam. Ben de. Ama bize eski taş evlerin olduğu bir ev de lazım. Onunla birlikte bir yeri arıyoruz Kerim Hocam da. Aynen. Ama şu anda köyde bir satış için bir talep yok. Çünkü kalkanı gördünüz. Kalkan bundan 30 sene önce küçücük bir şirin bir kasabaydı. Deniz taş. Limanıydı. Ama şu andan oldu her taraf beton. Yeşil diye bir şey kalmadı. İklim bozuldu. Bu sene yaz bize 1,5 ay önce geldi. Biz Çağrı ayı Nisan'ın 25'inden sonra yerdik. Şimdi Mart'ta yedik Çağrı ayı. Bizim Bezirgan'da muşman olmazdı. Limon olmazdı, portakal olmazdı. Şu anda köyde limon oluyor. Portakal oluyor, muşman oluyor. Köyün şeyini, duayı bozdular. Evet, bozdular. İklim olarak bozuldu. Beton yerini oldu işte. Evet. Taraf da oradan. Sen o odunları da şey yap. İyi bir